Gelin ulan! Gelmeyin ya da boşver vazgeçtim. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki paragrafma videomuz cadı galiba geldi ve North Yankton'a gideceğiz arkadaşlar. Bu dediğim lokasyon GTA'nın ilk görevinde olan Kargo Map vardı ya. Oraya gideceğiz ve oradaki zombilerle savaşacağız. Bu görevde şu an 2x aktivite mevcut. İsterseniz bu göreve şu an bulunmuş olduğum bu noktadan gelebilirsiniz. Veyahut da online options, play job, rockstar created'dan arkadaşlar survival modundan da girebilirsiniz arkadaşlar. Tek başınıza da yapabilirsiniz. 4 tane arkadaşınızla da yapabilirsiniz. Yani toplam en fazla 4 kişiyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görevi ben de şimdi sizlerle birlikte ilk defa gireceğim. Bu arada burada arkadaşlar şu an bulunduğum noktadan itibaren de hayalet avcılığı görevi de mevcut. Bu iki videoyu ne zaman atarım, hangisini ilk izlersiniz bilmiyorum ama hayalet avcısından da paranızı kasabilirsiniz arkadaşlar. 10 tane hayalet avcılığı yapacağız. Hayaletlerin lokasyonlarını size gösteriyorum. Ve buradan da 250 bin dolar ve RP kazanıyorsunuz. Bu video ya bundan önce atılmış ya bundan sonra atılmıştır. Kanala girip gidip bakaraktan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız, PlayStation ve PlayStation 5 üzerinden oynuyorsanız benden yüksek milyonluk para paketleri satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam linki mevcut arkadaşlar. Oraya giderekten tüm istediğiniz her şeyi inceleyip ve tüm istedikleriniz, tüm market ettiklerinizde almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Biz direkt başka birisinin hostuna spamlandık arkadaşlar. Burada biraz bekleyelim. Oyun açılsın. Oyun açıldıktan sonra da videoyu devam ettiririm. Evet, görev başladı. Arkadaşlar survival modları dalga dalga oluyor. En fazla 10 dalga oluyor eğer ki dalgayı kapatmadıysa arkadaşımız. En fazla maksimum 10 dakika savaşabiliyorsunuz ve bu 10 dakika sonunda da ne kadar fazla dalga durabilirsiniz, sağ kalırsanız o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Ben odaya girebilmek için fazla beklemedim, yani göreve girebilmek için fazla beklemedim. Aşağı yukarı hani bir dakika bile olmamıştır, hemen insan buldu, hemen oyuncu geldi ve seviye girdi. Görüyorsunuz arkadaşlar, gayet yüksek seviyeli arkadaşlar geldi. Şimdi buradaki zombileri öldüreceğiz. Arkadaki sesleri duyuyorsunuzdur herhalde. Aman orada var. Burada arkadaşlar ölmemeye özen gösterin. Aa bak geliyor geliyor. Dur bakayım bir tanesini kafasına indireyim baltayı. Ya uyan buraya kardeş. Hii. Aha 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 bak 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 bak. Tiplere bak. Yani kolay gibi aslında, bunların elinde bir silah milah yok. Ama ilk dalgalıyız. Bu North Yankton'daki tam Trevor'ın kaçtığı yer var ya arkadaşlar, oradaki neydi buranın adı? En çok da adam ben vurmuşum ha. Oradaki buranın adını unuttum ya. İşte siz anlamışsınızdır arkadaşlar, ilk görevi yapanlar biliyordur. İlk görevin mapi de zaten burası. Büyük ihtimal burayı gezemiyoruzdur ama olsun. L1'e basınca ne oluyormuş? Yani silah değiştirme yeri. 10 saniye hazırlık safhası veriyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar ikinci dalgaya gireceğiz. Arkadaşlar videoyu hızlandırıyorum. Büyük ihtimalle en son dalgaya geldiğimiz zaman eğer gelebilirsek, çünkü gitgide zorlaşıyor. Büyük ihtimalle gelirim gibime geliyor çünkü ekip sağlam. Bu arada sağlam bir şekilde buradan seviye puanınızı da kasarsınız. Çünkü her adam öldürdüğünüz zaman size 20 RP de geliyor ekstra olaraktan, haberiniz olsun. Şu an galiba biz 4. dalgaya giriyoruz arkadaşlar. Hepimiz böyle yan yana duruyoruz, geleni öldürüyoruz vallahi. Bakalım ne olacak. Aynen öyle, 4. dalgadayız. Bu arada auto aim'le girmenizi tavsiye ediyorum. Zaten PlayStation, Xbox'tan oynuyorsanız auto aim'le giriyorsunuz ama bilgisayarda auto aim vesaire varsa daha iyi olacaktır. Çünkü zombiler direkt hani aim'le hemen bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu an dalga 9'a giriyoruz. Gerçekten oyun aşırı zevkli ve gitgide de zorlaşıyor. Büyük ihtimalle 9 ve 10 finaldir diye düşünüyorum. Eğer sonsuz dalgayı açmadıysa eğer kurucu arkadaş, bakalım 9. dalga ne olacak. Biz genellikle yan yana duruyoruz. Hani birimiz ölecekken diğerinin canını falan kurtarıyor. Birazcık hani birbirimizin götünü kovuyoruz arkadaşlar. Ama düşmanlar da bayağı bir zorlaştı. Geyik falan çıkıyor, yeti çıkıyor. Değişik değişik böyle ateşli adamlar çıkıyor. Bak bak domuzlar geldi lan. Bu ne oğlum? Abi bir dakika. Roket çekeceğim, şimdi kendimi öldüreceğim. Düşmanlar da ölmek bilmiyor. Tek atıyorduk eskiden, yani dalga 2, 3, 4, 5 iken. Bak adam yanıyor, görüyor musunuz? Patla lan. Abi adam roket yemiyor. Gelme. Heh öldü. Tabii ben önüme bakıyorum ama sağımda solumda ne oluyor acaba? Ha iyi, sağımda adam varmış.
Ya bu şekilde hani birazcık büyük ihtimalle şansa vara kendimizi koruyoruz. Hani ben soluma sağıma bakmıyorum. Solumda adam var, sağımda da adam var. Herkes kendi etrafına bakıyor. Hiç kimse de ölmüyor böylelikle. Daha ben bir kere öldüm az önce. Ölmemin sebebi de kendim. Çünkü roket çektim arkadaşlar. Roket çektim ama giderken de yanımda 5-6 kişi götürdüm. 9. dalga da bitecek gibi ama bakalım. Bayağı bir geldik sonunda da düşmanlar da çoğaldı. Dur lan dur dur oğlum. Sakin ol yat aşağı. Arkadaşlar yerinizde durmayın. Ateş edin, eğim alın, sürekli bir yer yere ateş edin. Arkamda adam var galiba. Evet, bir iki tane kaldı. Son 10. dalgaya geleceğiz şimdi. Bu yeşil sisler canınızı falan götürmüyor bu arada. Nerede o da 10 sonuncu adam? Sesi geliyor aşağıda bir yerde. Öldürdü zaten galiba. Dur yardıma gideyim. Nerede lan o? Bak T şurada. Ölmüyor abi. Ayağım. Bunun böyle olmaması gerekiyordu ya. Önüm boştu benim. Neyse 3 kişi bir tane adam öldürür herhalde. İlk defa bak 8 dalgadır en çok adam öldüren bendim. İlk defa beni geçen oldu 29 killen. 8 dalgadır ilk hani hep en çok adam vuran bendim. İlk defa beni geçtiler yani. Dalgaya olsun. De abi şu son adam dışarıda ya. Benim roket attığım yerde. Hadi 10. dalga başlasın. Bu arada arkadaşlar övdüğünüz zaman eğer ki dalga başarılı bir şekilde tamamlanırsa diğer dalgada doğuyorsunuz. Sık sık orada o adam aynen. Ben bayağı bir sıktım ona. Ha bitti tamam. 9. dalga da bitti. Şimdi 10. dalgadayız. Büyük ihtimal sonuncu dalga olması lazım ama. İlk defa 3. olmuşum hatta ya. Hep 1. oluyordum. Neyse bir şey olmaz. Yenerim de. Bu arada arkadaşlar body armor falan da giyin. Benim body armor'ım kalmamış da map'te var mı acaba body armor? Biri yerini kilitliyor bu arada. Solda yazıyor. Ya şu an kendime hiç güvenmiyorum. Body armor'ım yok. Yoldan da bulamadım ama. Bakalım. 10. dalgayı da yaparız herhalde ya. 4 tane adamız. İlk başlarda sıkıntı olmuyor da ortalara doğru çok çoğalıyorlar ya. Ben şu üste çıksam. Şuradan o baksana. Bildiğin istila. Lan oğlum lan yanında. Yat aşağı. Pompalı mı çeksek daha iyi olur. Abi zırhlı adam çok kötü ya. Heh, zırhı ölüyormuş gibi yapıp ölmüyor. Ölsene oğlum. Ben gidiyorum abi. Gelme gelme gelme. Lan bana taktı bu. Abi senin ölmen gerekmiyor mu? Arkadaşlar biraz beni koruyun. Gerçi sizin de hiç. Oğlum o ne lan? Adam büyü yapıyor. Ben kaçıyorum. Canlı sen kaçsın. Abi dur. Bunlar bir şey değil gerçi de. İki kişi öldü, iki kişi kaldık. Abi ölsene. Galiba tek kişi kaldım arkadaşlar. Galiba ben de birazdan Mokoko olurum yerine geliyor. Hayır çünkü karakter hızlı da koşmuyor. Bir saniye lan durun. Gelin ulan! Gelmeyin ya da boş ver vazgeçtim. Ya vuramıyoruz ki. Kaçıyorum valla. Ya bu silah da kullanılmıyor. Bir dur bir dur. Sal beni sal. Evet galiba ölüyorum arkadaşlar. Evet öldük. Yapacak bir şey yok abi. O kadar adamı öldüremem tek başıma yani. Şey gibi oldu ya. 10. dalgada öldük. Ama iyi para verdi. 63.800. Seviye 4.300. 4.300 değildir o.
9 dalga boyunca adam öldürdük o kadar fazla. Hepsinde 20 RP veriyor. O daha fazladır. RP en az 7000-8000 vardır arkadaşlar. Büyük ihtimalle sonuncu dalgayı da tamamlamış olsaydık tahminlerimce arkadaşlar bence 80 bin veya 100 bin civarı para verecekti bize. Ama olsun, yine de gayet zevkli. Hani ben minigun'ı çekemedim. Adamlar çok yanıma yanaştı. Ama yine de zevkli yani. Güzel, sardı. Sonuncu dalgada ele verdik kendimizi ama yapacak bir şey yok. Gerçekten güzeldi. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Ben buradan itibaren siz hangi videoyu ilk izlersiniz bilmiyorum ama buradan itibaren ben şu an şeye geçiyorum. Neydi onun adı? Hayalet avcılığına geçiyorum arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.